yazarlar, sanatçılar bir araya gelip başörtülü vekil isteriz diye bir kampanya başlattı. Bilmem haberiniz var mı? Onlara destek olarak Türkiye'de bir başörtülü vekilin de mecliste yer almasına katkıda bulunmanızı ben açıkçası beklerim. Benim, Beklerim. siz tabii ki benim de tarihimi bilmiyorsunuz. Ben program yapmaya başladığım zamanlar stüdyo seyircileri arasında bir şey vardır bizde. Stüdyo seyircileri arasında biliyorsunuz bizim gibi show programları yapanlarda güzel kızlar işte Öne ön çekilir. taraflara doğru Evet. oturtulur falan filan. Bu yani tamamen Amerika'dan ithal bir durumdur. Ve Acun bunu çok iyi başarıyor bu arada. hiç isim şey yapmayalım. Kapalı kızlarımızın programı doldurmaya başlaması benle beraber oldu. Bazı televizyonlar dışında. Ben çünkü ulusal kanallarda bunu yaptım. Ve bu konuda eleştirildim de biliyor musunuz? Ve dedim ki ya bu yani özgürlükten bahsediyoruz. Şu yediğimiz boka bak yani. Anladın mı? Yani dolayısıyla radyo programında da öyleydi. Benim çok da sevilirim bu yüzden aslında. Bilmiyorum tepede bir yerde mi, tabanda bir yerde mi ne. Severler de beni. Çünkü gayet rahatımdır. Gayet rahatımdır. Bu rahatlık, çok haklısınız. Bunu söylemekte de çok haklısınız. Çok etkilendim hikayenizden. Fakat şu anda kaldığım bir müşkül durumu size söylemek istiyorum. Ben bana gelen yazılmış tweetlere baktığımda yani hani şey filmi var ya adam bir süreliğine tanrı oluyor falan filan da yani başına gelenler hani mailler geliyor falan. Yani onun gibi şey görüyor. Okan neredesin? Bilmem nerede 3 ağaç falan. Tamam şeyde orada ağaç kesildi burada bilmem ne buldum. Yani bundan zaten yetişmene imkan yok ve o söylem sizin gibi zarif bir söylem olarak da gelmiyor. Neredesin hayvan? Şu konuda neredesin hayvan? Filan. Yani buna yetişmenin imkanı yok ki. Hani şeyi bıraktım. Hani neyi destekleyeceğime, benim karar vermemi bıraktım. Bir de yetişememiş olduklarım var. Ben doğmadan önce olmuş olaylara yetişememişim mesela. Onunla suçluyor herif beni. Şu olaylarda neredeydin? Yani sizle sakın bağdaştırmıyorum. Ama şu söylenir tabii ki. Şunu söylemekte de haklısınız. Üç ağaç için diyorsun. Haklısın. Bir yandan da öbürü de diyor ki otobüsü yaktınız. Öbürü de diyor ki anladım ama sen de diyorsun otobüsü yaktın. Orada can da gitti. Bir otobüse bir can mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yani anlatabildim mi? Yani ben size kesinlikle hak veriyorum. Kesinlikle hak veriyorum. Bu kampanyanıza da tabii ki iştirak ederim. İsterseniz hemen iştirak edeyim. Kampanyayı ben başlatmadım ama Kim başlatanlara yaptıysa destek iştirak veriyorum. edeyim. Bahçe Ekpemir falan da bu Ayrıca kampanyanın da içinde. bir de şöyle bir şeye oluyoruz. Yani şunu da söylemek istiyorum. Biraz da manyaklaşıyoruz. Yani retweet etme gibi bir şey oluyor. Şimdi ben mesela böyle dedim ya. Tamam mı? Bir anda şimdi mesela şimdi size de konuştum. Bunda etkileniyorum bundan ve gidip kendimi sorumlu hissedeceğim. Kim ne istiyorsa imzayı basacağım. Bakın yakın tarihteki örneği söyleyeyim. Sanatçıların kaygılıyız diye bir mektubu çıktı Evet. gazetede. Gördünüz. 2 hafta Benim önce. de imzam var. Can Dündar beni aradı. Dedi ki Okan böyle bir şey var. Tamam abi dedim. Yani ben bu isme saygı duyduğum bir isim. Yaşar Kemal imzalıyor. Şu imzalıyor, bu imzalıyor deyince. Yani benim bu hoca yani bu ustaları bana benim abi, ömrüm boyunca saygı duyduğum ustalar. Yani bu ustaları bana söyle ben diyeceğim ki orada ya dur ben bir düşüneyim mi diyeceğim. Ya da şöyle mi kırıtacak mıyım ya öyle bir şey geliyor içinden. Diyorsun ki tamam lan ben de imzalıyorum. Fakat abi bana metni gönderdi. Ya ben metni bile okumadan imzalarım zaten yani tamam mı? Ha sen bunu yanlış bulabilirsin. Ama bu babalarla tamam Okan da gelsin diyorlarsa onlarla yürürüm. Zaten bir kere yürümek değil ki benim işim. Bütün ömür boyu beni takip ettiği için ya da birileri mecbur kaldığı için kusura bakmayın hani medyayı işgal ettim. Zaten biliyorsunuz ne olduğunu. Abi sonra metni okudum. Şöyle bir metin. Kaygılıyız. Yani şöyle demek gibi bir şey yani. Bizden ne köy olur ne kasaba biz kaygılanıyoruz burada filan. Gibi bir şey yani bu. Ben öyle demem. Ben öyle demem. Ben şahsen Okan olarak öyle demem.
ben çok affedersiniz tabir için özür diliyorum, ha siktir derim. Yani kaygılıyız demem ya. Demem demek istemem abi. Ama onlar öyle bir metin çıkarıyorlar ki ortada, hakikaten kaygılılar. Bak buna da dikkatini çekerim. O kaygılıyız metnini eleştirirken de buna dikkat etmek lazım. Hakikaten kaygılı. Öyle bir metin ki kimseye dokunmuyor. Kimseye dokunmuyor. Sanki birileri arada toplanıp kaygılanıyorlarmış gibi bir şey. Kaygılılar. Yani bir tür şey gibi, hani panik atakları varmış gibi, çok kaygılanıyorum filan gibi bir şey. Yani düşün bak, o zaman şuna bak abi. Yani halk bu sanatçıları, yazarları ne hale getirmiş bir yandan da? Bir yandan da ne hale getirmiş? Şunu yaptın slogancılık, bunu yaptın bilmem ne. Dolayısıyla mesela o metni de imzalarım çünkü onlar istemişler, güzel yaptım.